çok heyecanlıydım ama heyecandan daha çok korkmuştum. Bu kadar korkacağımı aslında hiç düşünmemiştim çünkü küçük bir Anadolu kasabasında büyüdüm aslında şehrinde ve oradan buraya gelmiştim. Bu kapıyı hep ben fotoğraflarda görmüştüm ve bu kapının arkasında ne olduğuna dair herhangi bir fikrim yoktu. Sonra kapının arkasından girdiğim zaman böyle sanki bir büyülü diyara gelmişim gibi olacak diye düşünüyordum. Yaklaşık 6000 öğrencisi var benim okuduğum fakültenin, sadece hukuk fakültesinin. Ve yani açık kimlikli görünür bir trans, bir tek ben varım o 6000 üniversite öğrencisinin içerisinde. O kampüste on binlerce öğrenci var ve maalesef ki böyle açık kimlikli görünür bir trans, böyle parmaklarınızla bile on parmağınızdan çok daha az göremiyorsunuz, sayamıyorsunuz. Çünkü translar ya gizleniyorlar ya eğitim hayatlarına devam etmiyorlar. Maalesef okullarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Liseye başladığım zaman zaten İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyacağıma emindim. Çünkü bütün çocukluğum aslında bir baskı ve hak gasp ile geçti. Sürekli olarak böyle bir şekilde hak etmediğim şeyler yaşadığıma dair bir düşüncem vardı ama bunun sebebini bilmiyordum tabii ki. Niye ben böyle şeyler yaşıyorum, niye benim oyuncaklarım atılıyor, istediğim elbiseler alınmıyor falan. Sonra öğrendim ki meğerse trans olduğum için bütün bunları yaşıyormuşum. Daha küçük bir çocuktum yani, yaklaşık 5 yaşlarındayken ailem beni psikiyatriste götürüyor. Bir bozukluk var, bir problem var falan diye. Çünkü ben başka şeylerden hoşlanıyorum, başka şeyler giymek istiyorum, farklı oyuncaklara elim gidiyor falan. Ve sonra tabii psikiyatrist de diyor ki evet bir problem var ve bunu düzeltmemiz lazım falan. Kendince bir saçma absürt tedavi yöntemleri öneriyor. İşte babasıyla sık sık vakit geçirsin, babasının erkek arkadaşlarıyla vakit geçirsin, erkek arkadaşlarıyla sosyalleşsin, annesiyle minimum vakit geçirsin, yanında küfür edin, maçlara götürün, futbol maçlarına. Çünkü erkek olmak demek futbol maçlarına gidip sık sık küfür etmek, adamlarla vakit geçirmek demek falan onun için de. Aslında bir toplumsal erkeklik inşa etmeye çalışıyorlar benim bedenimde. O anda saklanmam gerektiğine karar verdim. O zaman anladım çünkü fark ettim ki bütün bu yaşadığım şeylerin hepsi kendim olmamla alakalı bir şey. Ben de kendim olmamaya karar verdim ve onların istedikleri insanı oynamaya başladım. Bütün lise hayatım onların istediği insanı oynamamla geçti. Ama ne kadar oynarsanız oynayın, arada bir kaçırıyorsunuz yani. İnsan ister istemez bazen rolden çıkabiliyor. İşte bugün elimi nasıl kullandım, bugün hangi kelimeleri seçtim, nasıl güldüm, çok yüksek kahkaha mı attım, şuh bir kahkaha mı attım falan. Böyle işte üstüme giydiğim şeye dikkat ediyorum. Otobüste otururken bacaklarımı ayırdım mı? Çünkü erkekler otobüste otururken bacaklarını ayırır. Ben uyumadan önce en az yarım saat her gün bunları düşünüyordum ve kendime öyle yapmasaydın, böyle yapmasaydın, keşke böyle olmasaydın diye bir böyle baskı şiddet uyguluyordum. Ben böyle İstanbul'a gelmek sanki sihirli bir değnekle başınıza dokunacaklarmış gibi düşünüyordum. Yani İstanbul'a geleceğim ve her şey bitecek. Hiçbir şey bitmedi aslında. Hayat kaldığı yerden devam etti ve karşıma bir sürü başka yeni problem çıktı. Belli gettolarda, belli alanlarda rahat edebiliyorsunuz ama benim okulum maalesef bu rahat gettolardan birisinde değil. Biraz daha muhafazakar bir çevrenin içerisinde kalmış. Tarihi Yarımada'da bir okul. O yüzden böyle her gün okula gidip gelirken o bakışları görüyorsunuz yani çevredeki insanlar. Çünkü onların hayatına ait değilsiniz. Öyle görüyorlar kendilerince. Çünkü sanki onların ailelerinde asla yok, çevrelerinde asla yok. Sürekli insanlar böyle düşünüyorlar. En büyük yanılgılardan biri. Benim ailem de bunu düşünüyordu. Bizim ailemizde asla yok diye. Ama bilemezsiniz. Sadece bir sürü insan var aslında. Ama bu bir sürü insan gizli bir şekilde hayatlarına devam ediyor. Trans olduğunuz zaman tabii ki Türkiye'de kimlik değiştirmek çok kolay bir süreç değil. Anında böyle bir değişim içerisine giremiyorsunuz. Bürokratik süreçler uzuyor. Sürekli işte kendinizi birilerine kanıtlamak zorundasınız o değişim için. Sizin önünüze 10 tane duvar çıkıyor. Bu bir engelli koşu. Ama siz hetero insanlar, yani trans olmayan heteroseksüel insanlar düz parkurda koşuyorlar. Siz engelli koşu yapıyorsunuz. Sürekli üstünden atlamanız gereken, mücadele etmeniz gereken başkaca bir sürü şey var.
özellikle trans kadınlar için bir seks işçiliği dayatması söz konusu. Başka sektörde çalışmanıza pek fazla da izin verilmiyor. Ama benim motivasyonum şu, onlarca yıldır benim üniversitemde hukuk eğitimi veriliyor ve her senenin sonunda bir mezuniyet töreni oluyor. İşte kürsüye insanlar sırayla çıkıyorlar ve diplomalarını alıyorlar. O kürsüde açık kimlikli bir trans kadın diplomasını alsın çok istiyorum. Herkes bunu görsün ve mecbur kalsınlar bu diplomayı versinler çok istiyorum. Adliyeye girip kendi trans kadın olarak bir avukat kimliğiyle o adliyeye giriş yapıp davaları takip etmek istiyorum.